Selamünaleyküm 10 numara izleyenleri. Bugün Peygamber Efendimizin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şükrediciliği ve sahabenin Allah'a şükretmesi konusunda bir takım örnekler vereceğim. Peygamberimizin şükretmesi, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın şükretmesi konusunda farklı örnekler vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Evet, Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet, öncelikle Peygamberimizin hadisleriyle başlayalım. Bir gün Peygamber Efendimiz mescitten hızla kalkarak hücresine yani odasına doğru yürüdü. Ve içeri girer girmez yüzünü kıbleye vererek secdeye vardı. Ve o kadar uzun bir secde yaptı ki vefat ettiğini sandım. Bunun üzerine yaklaşıp yanına oturdum. Nihayet başını kaldırdı ve "Bu kimdir?" diye sordu. "Ben Abdurrahman'ım," dedim. "Ne işin var burada? Niye geldin?" dedi. "Ya Resulallah, secdeni o kadar uzattın ki acaba vefat mı ettiniz?" diye korktum dedim. Bana Cibril aleyhisselam gelip bana bir müjde verdi ve dedi ki, Cenab-ı Allah kim Muhammed'e salavat getirirse ben de o kimseye salavat getiririm. Ve kim Muhammed'e selam getirirse ben de o kimseye selam getiririm buyuruyor. Ben de Allah'a şükretmek için secde ettim buyurdu. Evet, bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'e gittim. Ayakta namaz kılıyordu. Sabah oluncaya kadar ayakta durdu. Ondan sonra secdeye vardı ve o kadar uzun bir secde yaptı ki acaba vefat mı ettiniz diye korktum. Namazdan sonra bana biliyor musun niçin böyle yaptım diye sordu. Allah ile peygamberi bilirler dedim. Peygamber Efendimiz sorusunu bir daha sordu ve 3 veyahut 4 defa sorusunu tekrarladıktan sonra Rabbim bana emrettiği kadar namaz kıldım. Sonunda ümmetine ne yapayım diye sordu. Ey Rabbim sen bilirsin dedim. Sorusunu bir daha tekrarladı. Üçüncü veyahut dördüncüden sonra bir daha senin ümmetine ne yapayım diye sordu. Yine ey Rabbim sen bilirsin dedim. Bu kez şüphen olmasın ki ümmetin hakkında seni üzmeyeceğim buyurdu. Bunun için ben de ona şükreden bir secde ettim. Şükretmek için secde ettim. Zira Rabbim şükredicidir ve şükredenleri sever. Bir dilenci Peygamber Efendimiz'e geldi. Peygamber Efendimiz ona bir hurma verdi. Dilenci, "Subhanallah, koskoca bir peygamberdir. Bir hurma sadaka veriyor," dedi. Peygamber Efendimiz, "Bir hurma kaç zerre ağırlığı vardır biliyor musun?" dedi. Bundan sonra bir başka dilenci geldi. Peygamber Efendimiz ona da bir hurma verdi. Bu dilenci ise "Bu hurma Allah'ın peygamberinden birisi tarafından bana verilmiştir. Yemin ederim ki ben sağ kaldıkça bu hurmayı saklayıp ondan bereket umacağım," dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona iyi bir şey verilmesini emretti ve çok geçmeden adam beklenmedik bir şekilde zengin oldu. Evet, bir gün Mekke'nin yakınlarındaki Dajnan dağı yanından geçerken devesini durdurdu ve babasını kastederek "Hatırlıyorum ki ben bu dağda Hattab'a çobanlık ediyordum. Hattab da Allah'a yemin ederim ki ben onu tanıyalı beri hep sert huylu, katı ruhlu bir kimseydi. Bugün de koskoca ümmeti Muhammed'in başına geçen bir hükümdar olmuşumdur," dedikten sonra "Yeryüzünde görülen hiçbir şey güzellik ve yeniliği koruyamaz. Ve Allah'tan başka ne mal, ne evlat, ne de bir şey baki kalamaz." mealindeki bir beyit okudu. Ondan sonra hop diyerek devesine tekrar sürmeye başlayıp yoluna devam etti. Evet, bu kişi kim? Hazreti Ömer. Evet, değil mi? Evet, devam ediyoruz. Hattab oğlu Ömer radıyallahu anh bir gün hem cüzdanlı, hem kör, hem de dilsiz, hem de sağır bir adamın yanından geçerken
arkadaşlarına, bu adamda Allah'ın nimetlerinden bir şey görüyor musunuz diye sordu. Arkadaşları hayır dediler. Ömer yanılıyorsunuz. Görmüyor musunuz ki çiş yaparken hiç zorluk çekmiyor ve sağa sola kıvranmadan kolaylıkla işiyor. İşte bu da Allah'ın kendisine verdiği bir iyiliktir dedi. Evet, devam ediyoruz. Adamın biri Ömer'e selam verdi. Ömer adamın selamını aldıktan sonra ona nasılsın diye sordu. Adam Allah'a şükür dedi. Ömer işte senden istediğim buydu dedi. Ömer radıyallahu anh Ebu Musa el-Eş'ariye şu mealde bir mektup yazdı. Dünyadaki rızkınla kanaat et. Zira yüce merhamet sahibi olan Allah kullarından kimini kimine rızıkta üstün kılmıştır. Cenab-ı Allah kullarını denemek istiyor. Rızkını bollaştırdığı kimseleri şükreder mi, etmez mi diye deniyor. Kulun Allah'a şükretmesi Allah'ın kendisine verdiği rızka koyduğu hakkı ödemesidir. Şunu biliniz ki Cenab-ı Allah kuluna şükür kapısını açmışken ona nimetlerini arttırma kapısını kapatmaz. Kuluna dua kapısını açmışken duasını kabul kapısını kapatmaz. Ve ona tevbe kapısını açmışken onu affetme kapısını kapatmaz. Size bu konuda Kur'an-ı Kerim'den örnekler vereyim. Cenab-ı Allah beni çağırın ki sizi dinleyip dileğinizi vereyim. Şükrederseniz yemin olsun ki size verdiklerimi daha arttıracağım. Beni anın ki ben de sizi anayım. Kim bir kötülük işler veyahut kendine yazık eder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ın bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğunu görür. Evet. Bu videomuzda da şükretmek ile ilgili hadisler ve sahabenin nasıl şükrettiğini örneklerle gördük. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Değerli, çok değerli 10 numara izleyenleri.